39. haftadayız artık. Meme ucunu language miydi? Mor bir şey. Zaten herkes aynısını kullanıyor. Doktor da onu tavsiye etti. Onunla böyle masaj yapıyorum. Oksitosin salgılayayım diye. Ne yapıyoruz? Memelerimizi anlıyoruz. Boş zamanında mümilerinizle oynayın. Şöyle ki. Bitebilir. Yeni bir dönem artık başlayabilir. Biz hazırız çünkü. Babası da hazır. Hani bana soruyor. Ben sanki ben istemediğim için çıkmıyormuş gibi bu çocuk. Bana soruyor ne zaman çıkartacaksın sen bu çocuğu diye. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Esin ben. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 39. haftadayız artık. Artık geri sayım baya baya başladı. Ne şekilde doğum yapacağımızı merak ediyor olabiliriz. Ne zaman geleceğini artık merak ediyor olabiliriz vesaire. Bu tabii birazcık da stres yaratıyor olabilir. Artık bu hafta itibariyle ne zaman doğum, ne zaman doğum herkes tarafından sorulan bir gerçek artık. Şöyle ki doğuma artık karar vermişsinizdir diye tahmin ediyorum. Normal doğum mu, sezaryen doğum mu? Sezaryen doğumda şöyle bir şey. Herkes daha az risksiz olduğunu söylese de aslında veriler gösteriyor ki normal doğum kadar riskli hatta. Hatta bir de ameliyat riskini almış oluyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla onun kararını iyi vermek lazım ama hani bazı durumlarda da normal doğum isteyip de sezaryene mecbur kalma durumları da oluyor. Onu iyi araştırmak lazım. Bu mecburiyet neden kaynaklanır? İşte çocuk bir türlü gelmiyordur yani basiti bu. Bu noktada mesela doktorunuz size şunu söyleyebilir. Hani bu bir risk ve bu riski karşılıklı almamız gerekiyor. Yani tek başıma ben almıyorum haberin olsun şeklinde. Tabii ki beklenebilir ama ah, ne derler işte bu yalancı kasılmalarınız çok olmuyorsa ne bileyim dağ başı bile dönmemişse vesaire. Bütün bunlar tabii ki doğumun daha olduğunu gösteriyor. O yüzden de tabii ki bekleyeceğiz. 39. haftadayız. Ben bebeğimin odasını tamamen yaptım. Hatta ya atmışımdır ya atacaktımdırdır. Atmak üzereyimdir odasını. Odası da hazır artık gelsin çocuğum. Yani artık bu hamilelik süreci şöyle ki. Bitebilir. Yeni bir dönem artık başlayabilir. Biz hazırız çünkü. Babası da hazır. Hani bana soruyor. Ben sanki ben istemediğim için çıkmıyormuş gibi bu çocuk. Bana soruyor ne zaman çıkartacaksın sen bu çocuğu diye. Yani son dakikaya kadar kalsın. Valla 28. haftada erken doğumdan korktuk korktuk. Şimdi de çıkmak bilmiyor bu çocuk. Neredeyse geç kalacak durumda yani. 39 hafta bir şey değil tabii. 42'ye kadar yolu var ama 42'de daha öncesinden söylemiş miydim bilmiyorum ama plasentanın görevi bitiyor. Dolayısıyla zaten çocuk birazcık riske giriyor. İçeride yeterince iyi şartlarda olmayabilir. Zaten doktorun da risk dediği bu tarz şeyler. Şöyle durayım. Ay kolum yoruluyor durdukça da. Öyle arkadaşlar. Yaklaşık 3 ile 3-3300 kilo arasında şu anda. Bayağı bir gelişti, serpildi efendim. Koca delikanlı oldu içimizde. Nefes almasında, herhangi bir işte tutma refleksinde, ellerinde ya da işte ne derler akciğerlerinde vesaire hiçbir sıkıntı yok. Şu anda çıksa çıkar, hayatını düzgünce sürdürebilir. Emme refleksinde hiçbir sıkıntı yok artık. Sizin direkt göğsünüze yapışabilir, emebilir. Bu arada bu süt bırakma olayı arkadaşlar herkes de farklı. Ve doğumla da alakası yok. Yani diyorlar ki mesela normal doğum tamam çok güzel olur. Ve helikopter geçiyor. Hem de çok yakından. Çok güzel gözüküyor. Hormonların tetiklenmesi açısından evet normal doğum çok önemli ama mesela ben internette okuyorum. Sezaryen olup da hemen sütü gelenler
normal doğum olup da mesela 3-4 gün sonra sütü gelenler de var. Dolayısıyla bu birazcık herhalde kafada mı bitiyor, oksitosinle mi alakalı, biliyorsunuz mutluluk hormonuyla mı alakalı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden de böyle hani yani genel geçer doğrular yok hani bu durumda. Karanlık mı oldu? Ay, kolum yoruldu. Öf. O yüzden ne yapıyoruz? Ben son güne kadar tabii ki doktorumun bana söylediği son güne kadar 39 bekleyeceğim elbette ki. Ama bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Şimdi çünkü ister istemez oluyor. Belirsizlik oluyor. Mesela sezaryenin güzel tarafı da bu. Hani sen orada bir gün belirliyorsun. Ben belirleyecek olsam mesela 22, 10, 22 falan yapabilirim. Herhalde terazinin de son günü. Bu arada o kadar çok gecikti ki biz neredeyse dedik Başak olacak herhalde. Sonra terazide kesinleştik. Kesin terazi olur bu çocuk dedik. Ondan sonra şimdi koşur koşur akrebe doğru gidiyor. Ve tahminim o ki akrep olacak bu çocuk. Bak ben size söylüyorum. Ben size söylüyorum. Şu an tekmeliyor mesela. Ha bir de şöyle bir sıkıntı var. Mesela şimdi yeri daraldığı için tekmelerini çok fazla hissetmiyorum. O hani birkaç hafta öncesi neydi ölüyor? Bir oradan vuruyor, bir oradan vuruyor. Hissetmiyorsunuz. Hissetmeyince geriliyorsunuz. Korkuyorsunuz. Sürekli gözünüz orada. Bir sıkıntı mı var o yüzden mi diyorsun, yoksa yeri daraldığı için mi diyorsun? O hani bir anlık şu hareket bile, bir anlık hareketini bile böyle dört gözle takip ediyorsun. Sonra rahatlıyorsun, oh diyorsun falan. Bunu gün içinde çok fazla yaşamaya başladım. Yani yapıyorum, tedirgin oluyorum. Bununla alakalı. Zaten hani hareketliyse hiçbir sıkıntısı yoksa beklenebilir, hiçbir problem yok. Yani yapmıştım, bir internette bakmıştım kadınlar en çok hangi haftalarda doğurur diye. Çoğunlukla ortalama 38-39, azınlıkta 40 gibi. Ondan sonra 40 artı 4. Yani ben de içimde kalmasını daha çok isterim. Çünkü yiyorum, içiyorum, hepsi ona gidiyor. Baktığında şimdi çıktığında sadece inşallah o da emzirebilirsem anne sütü, tamam anne sütü çok değerli ama hani ne zaman da süt salımı olacak onu da bilmiyorum. Çünkü benim ilk doğumum ve hiçbir fikrim yok. yapıyorum şimdi. Meme ucunu language miydi? Mor bir zaten herkes aynısını kullanıyor. Doktor da onu tavsiye etti. Onunla böyle masaj yapıyorum. Oksitosin salgılayayım diye. Hem de doğumdan sonra süt gelme ihtimali daha yüksek olsun. Hani meme ucu alışsın yani bu tarz hareketlere diye. Sabah akşam sürüyorum kremim. Dün dedi hatta dün doktor randevumuz vardı. Gün içerisinde de sürekli o hareketi yapabilirsin. Hani şuradan elini sok ve yap. Çünkü hani kremsiz de olabilir. Çünkü o oksitosinle ilgili bir şey ve 37. haftadan sonra zaten öneriliyor. Bebek artık kendini geliştirdikten sonra, gelişim tamamlandıktan sonra 37. haftadan sonra zaten gelebilir, bir sıkıntısı yok. Zaten siz hemen böyle okşadınız diye lönk diye çocuk çıkarmıyorsunuz. O yüzden de 37. haftada başlamanız tavsiye ediliyor. Onu da söylemiş olayım. Ne yapıyoruz? Mümilerimizle oynuyoruz. Boş zamanınızda mümilerinizle oynayın. bu şekilde arkadaşlar. 39. haftayı da böyle bitiriyoruz. Serüvenimiz sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama canı ne zaman ister de bize merhaba der, onu bilmiyoruz işte. O da bu işin herhalde gizemli tarafı oluyor. Gizemli ve keyifli tarafı oluyor. Bakalım bir sonraki haftayı belki çekemeyebilirim. Belki de doğurmuş olurum. Kim bilir?
O zaman doğurmuş olsam da bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.